önemli kısıtlamalar yarattığında, işlevselliğimiz azaldığında biz bu durumda anksiyete bozukluğunun başladığından bahsedebilmekteyiz. Anksiyetesi olan çocukların ortak düşünce biçimleri vardır. Gelecekte ne olacak? Sosyal anksiyetesi olan çocuklarda başkaları tarafından nasıl göründüğü, olumsuz değerlendirilme korkuları baskın olabilmektedir. Anksiyeteli çocuklar kendileri ve performansları ile ilgili daha fazla olumsuz değerlendirmeler yapmaktadırlar. Gelecekle ilgili beklentileri daha olumsuzdur ve tehdit içeren uyaranlara daha fazla odaklanmaktadırlar. Yine burada savaş veya kaç tepkisi öne çıkmaktadır. Tehlikede olduğumuz zaman ya o tehlikeden kaçarız ya da eğer daha uygunsa onunla savaşırız. Buna savaş veya kaç tepkisi adı verilir. Eski çağlardan beri bunu yapabilmek için beynimiz ve bedenimiz birlikte çalışır. Beynimiz bedenimize komut verir, beden de bunu uygular. Yani örneğin kaldırımda yürürken arabanın hızla kaldırıma çıktığını görünce beynimiz bedenimize hemen kaç komutunu verir ve böylece kurtuluruz.